Ekonomiyi soruyoruz. Ekonomiden memnun muyuz? Çok. Her şeyimiz var. Mutluyuz, süperiz. Ya ne diyorsun sen ya? Peki ne kadar olmalıydı? Asgari ücret açıklandı biliyorsunuz. 8500 yeterli mi? Olur mu öyle bir şey ya? Kiralar 6 milyar. Elektrik, su, doğalgaz, çoluk çocuk, yemek, içmek, giymek, gezmek. Bunlar 8000 lirayla oluyorsa amenna yani. Bilmiyorum. Peki ne kadar olmalıydı sizce? En az 15. 15 bin. 5'i kiraya gidecekti, 5'i de faturalara, ıvıra zıvıra. Kalan 5'te yatırım yapacak. Evet, peki nasıl geçiniyorsunuz efendim son olarak? Ben vallahi benim ailem kiramı ödüyor. Onlar ödemese ben sokaktayım. Kirada yani. Oturuyorsunuz. Kirada oturuyorum evet. Tabii ki. Bir de yiyoruz, içiyoruz, giyiniyoruz, kuşanıyoruz. Diyorlar ki yemeyin, içmeyin. Ölelim. Onlar niye yiyip içiyor acaba? Bir kahve 50 lira. Evde için kahve ediyorlar. Olur mu canım, her şeyin yeri farklıdır. Evde içiyoruz evet, hani bir şekilde alınıyor, içiliyor. Ama gönül ister ki eşiyle, dostuyla ya da şöyle dışarı çıktığında bir kahve içsin bir yerde, değil mi? Yok. Peki nasıl düzelecek efendim? Ne yapılması gerekiyor? Hükümetin değişmesi şart. Değişirse düzelir mi? İlla ki düzelir ya. Koca Türkiye neleri atlatmadı ki bunu da atlatmasın? Birlik olursak niye olmasın? Yani aklı selim düşünmemiz gerekiyor bizim halkça. Değil mi? Birlik olursak niye olmasın? Türkiye bu. Türkiye yani kolay yıkılabilecek bir ülke değil, pes edecek bir ülke değil. Yani gönül isterse tabii ki olur, evet. Ama değişimle. Markete gidiyor musunuz pazar alışverişine? Fiyatlar nasıl? Fiyatlar felaket. Bak az önce Migros'taydım. 80 milyona salçayı indirmişler. Hadi dur dedim alayım ama sonra bir baktım param yok. Tekrar yerine koydum ve çıktım. Yani alamıyoruz. Zorlanmanın bir anlamı yok. Gitsinler artık, ben bunu istiyorum. 20 yıldır yapamadığını kalan 25 yılda mı yapacak? Yani 25. senesi de mi yapacak bu adam? Yok. İnsanlarla dalga geçer gibi çıkıyorlar işte. Şunu yapmayın, bunu yapmayın. Şunu başaracağız, bunu başaracağız. Bana biraz daha şu kardeşinize bir 5 yıl daha verin diyor. Bir 5 yıl daha verirsek biz yandık. Biz yandık demektir. Çok teşekkür ediyorum efendim. Rica ederim. Merhabalar. Efendim soralım. Ekonomiyi soruyoruz. Memnun muyuz? Süper ekonomi canım ya. Yani aksini iddia eden varsa aklını peynir ekmekle yemiştir o. Ama iyi diyorlar. Arabaları var, iPhone'ları var diyorlar. Şimdi o ekonomi için iyi diyenler, tamam mı? Ben onlarla akıl yarışına girmek istemiyorum. Çünkü onların aklı evvel insanlar onlar. Onlar benden daha iyi, herkesten daha iyi biliyorlar. Hiç tartışmaya girmiyorlar. Girmiyorum çünkü gerek görmüyorum onlarla. Asgari ücret de 8500 oldu efendim. Çok güzel. Daha ne istiyoruz ya? Geçinebiliyor musun? Süper. Ev kirası 750 lira hesap yaptım geçen. Çok iyi. Ev kirası 750 lira. Benzin 250 lira kullanıyorum. Evin içinde tur atıyorum arabayla. Dışarı çıkmıyorum. Gerçekten de. Yani, peki ne yapmak lazım? Nasıl düzelecek? Tekrardan oy vereceğiz bunlara. Çünkü bunlar hakikaten de çok güzel işlem yapıyorlar. Yani ya diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Ya ekonominin iyi olmasını iyi diyen insanla ben tartışmam bile ya. Ama İnan iyi diyorlar tartışmam. Efendim. Diyorlar ki mesela dışarıda kahve içmeyin. Kahve 50 lira. Evinizde iç. Evde de içemiyoruz ki kahve. 55 lira bir paketi. 200 gram var. Nasıl evde içeceksin? Ayda bir paket kahve aldığını düşünür müsün? Ekmek alıyorsun ya. Ekmeğe yarın bir gün zam gelecek. Ekonomi hani 8500 lira zam oldu ama hani işte asgari ücret 8500 lira. Ekmeğe yarın zam geleceğini kim, gelmeyeceğini kim garanti edebilir size? Kimse. Kiraya zam gelmeyeceğini kim garanti edebilir? Kiralar nasıl efendim? Kirada mı oturuyorsunuz? Ya şu anda kendi evim var ama başka bir yerde de kiracım var. Utanıyorum adama zam yapmaya. Çünkü yapmıyorum. 2 yıldır hiç zam yapmıyorum. Otur dedim ya, yapacak bir şey yok. Çünkü adamın aldığı maaş belli. Şimdi ben ona nasıl şunu ver diyebilirim ki? Nasıl diyebilirim ben ona? Hangi yüzle diyebilirim? Ama yüzsüzler bize her şeyi söyleyebiliyor. Her şeyi söyleyebiliyor. Peki ne yapmak lazım? Nasıl düzelecek bu ülke? 50 yıl lazım düzelmesi için. İyi bir ekonomist de bu ülke 50 yıl sonra ancak düzelebilir. Mevcut ekonomistlerimizden memnun değil. Ya tabii ki de canım, yani şimdi bir şehir hastaneleri efsanesi var. Şimdi bilen var bilmeyen var. Söylediğimiz zaman da haksız duruma düşüyoruz. Bir şehir efsanesi var. Bildiğim kadarını söyleyeyim ben size. Şu anda yapılan şehir hastanelerinin ödenen paralardan bahsediyorum. 26 tane şehir hastanesi yapıyorsun ve devlete kalan bir şey bu. Bir Osman Gazi Köprüsü var. Yapıldı. Bir geçiş 297 lira değil mi? En son ben geçtiğimde 297 lira çektiler benden. Osman, yani ona ödediğimiz para şu ana kadar Osman Gazi Köprüsü'nden 2 tane yapıyoruz. Ama bunu kime anlatacaksınız? Kime anlatabiliriz ki? Çevirin şuradan benden başka. 50 tane insan çevirin. Kim biliyor bunu? Kimse bilmiyor ki. Çünkü uyutulmuş bir millet var. Uyutulmuş bir toplum. Daha doğrusu ahmak bir toplum var. Okumayan toplum, sorgulamayan toplum benim için yoktur. Yani Afganistan, Pakistan bizden daha iyi ya. Şey anlamında söylüyorum. Taliban geçenlerde bir artık fetva herhalde. Biz onlarda kanun diye geçiyor ama fetva olarak bir fetva yayınlıyor. Kız öğrenciler okuyamaz diye. Ya bu kadar çağ dışı geri kalmış bir devlet. Dünyadaki... Çocukları ağladılar hatta. Ya ağlamalar ya. Bizim de kız çocuklarımız ağlıyor. Bizimkiler de ağlıyor.
sadece onlar kim ağlıyor? Bizim ilk önce bizim ağlayanlara bakmak gerekir. Onlar ağlıyor. Onlar onu ilgilendirir. İçişleri, o kendi içlerini ilgilendirir. Bizi ilgilendiren bir durum değil. İlk önce ben ülkemdeki kız çocuklarına bakarım. Yani ben burada ne desem boş. Konuşmamız boş. Yaptığımız eylemler boş. Yaptığımız söylemler boş. Tek bir adam var istediğini söylüyor. Bitti bu kadar. İki dudağın arasında ülke. Biz bunu 2015'te yapmayacaktık. Biz hatayı orada yaptık. Referandumda yaptık biz hatayı. Ama geç değil tabii ki ama çok zaman lazım. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. İyi günler. Memnun musunuz? Hayır değilim. Neden? Bütün dünya memnun değil. Biz de memnun ama bizde bir de ekstra beceriksiz yöneticiler var. Açar mısınız biraz? Nasıl yani? Yani basit. %100 enflasyon diye açıklıyorlar. TÜİK'in açıkladığı rakam. Bir başka hocalardan kurulu ENAK %184 diyor. Efendime söyleyeyim İstanbul Ticaret farklı bir şey söylüyor. Bu şunu gösteriyor. Ya yöneticiler bu işin hesabını kitabını bilmiyorlar ya da bunu bilinçli planlı bu şekilde gösteriyorlar. Ekonomi böyle yanlış rakamlar üstüne oturtulduğu sürece ilişkiler de yanlış gidecektir. Geçim de yanlış gidecektir. Ve biz rahata, revata ulaşamayacağız. Bunu söylüyorum. Asgari ücrette 8500 oldu. Ne düşünüyorsunuz? Asgari ücretin açıklandığı gün %54 tavuğa zam geldi. Dikkat et. Yani 8500 olması kimi kurtaracak? Zamlar gelmeye devam ediyor. Özgür Demirtaş diye bir hoca var. Evet. Twitter'da takip ediyorum. Adam diyor ki 8500 değil 10.000 de yapsanız o oranda fiyatlar artacağı için bu bir çözüm değil. Siz hep zor durumda kalacaksınız. Vatandaşa söylüyor bunu. Peki ülkenin ne yapması lazım? Yöneticilerden beklentiniz nedir? Nasıl düzelecek? Bir, ülkenin hakikaten akıllı adamlara ihtiyacı var. Yani hesap kitap yaparken, geleceği planlarken hakikaten akademik olarak gelişmiş, zeki ve fedakar insanlara ihtiyacı var. Yoksa sabahtan akşama kadar işte birbirlerine ben o lafı soktum, bunu yaptım, şöyle yaptım, yargıya şöyle. Bunlar tabii bizi kötüye götürüyor. Evet. Son olarak asgari ücret sizce ne kadar olmalıydı? Burada rakam asgari ücretin ne kadar olmasından ziyade ülkede enflasyona karşı uygulanan ekonomik programın somut sonuçlar vermesi üzerine çalışılmalıydı. Yoksa asgari ücret 8.000 olur, 10.000 olur ama çözüm asgari ücretin ne kadar olmasında değil. Çözüm örneğin doların 20 liraya gitmemesinde. Örneğin faizler düşüreceğim diye hareket ettiğinde tam tersine kredi faizlerinin, tüketici faizlerinin zıplamasında. Anlatabiliyor muyum? Yani bize akıllı adam lazım. Çok teşekkür ederim. Ekonomiden memnun muyum? Valla memnun olan şu anda Türkiye'de hiç kimse yok. Yani şu anda memnun olan var mı? Valla olanlar var. Sorduğumuz vatandaşlar iyi diyor. Valla ben hiç iyi göremiyorum. Dün alışverişe gittim. Yani hiçbir şey asgari ücrete zam geldi ama millete yansıyan hiçbir şey yok. Yani hemen zamlara yüklendiler yani. Markete gittiniz alışverişe. Fiyatlar nasıldı? Ne fiyatlar aldınız? Ne kadar ödediniz? Fiyatlar dünden beri değişti zaten. Asgari ücrete zam gelir gelmez hemen değiştirdiler. Yani bunu ya kontrol altına almaları lazım ya da bir verdikleri bir zamın bir anlamı kalmıyor. Peki ne kadar olmalıydı sizce asgari ücret? Ne kadarı yeter? Yani şu şartlarda 10.000 lira bile ben daha düşük buluyorum. Yani şu anda geçim sıkıntısı yani düşünün bir kira 10.000 liraya çıkmışsa bir ailede iki kişi çalışması lazım. Bir kirayla mutfak giderlerini karşılasınlar. Evet, başka? Faturalar. Faturalar var. Doğalgaz, elektrik. İşte o da yılbaşından sonra neler gelir. Allah yardımcımız olsun. Çok sıkıntılı. Evet doğru efendim. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ekonomiden memnun musunuz? Yok. Neden? Hiçbir şeye yetişemiyoruz. Nasıl yani abi? Biraz açar mısın? Ya hiçbir şeye yetişemiyoruz. Yani ben bundan 10 sene önce aynı şekilde çalışıyordum. Birikim yapabiliyordum. Şu an artı eksiye gidiyoruz yani. Asgari ücret açıklandı. 8500 oldu. Ne düşünüyorsunuz? Valla 18500 de olsa yeterli olmayacaktır. Ne kadar olması gerekiyordu? Ya zamlar olmasın. Enflasyonu düzelsinler. Enflasyon. Zamlar yerine, her şey yerli yerinde dursun. Asgari ücrette de zamlı olmasın. Siz onu istiyorsunuz. Evet. Birkaç vatandaşımızdan da aynı fikirleri aldık aslında. Odur yani. Çocuğunuz var. Çocuğuma bir gelecek. Şu an ben korkuyla yaşıyorum. Çocuğuma gelecek bir şey yapamıyorum. Ben bir şekilde hayatımı şey yaptım. 40 yaşına geldim. Evet. Ama bu çocuk ne olacak belli değil. Eviniz kira mı? Kira. Ne kadar kira veriyorsunuz? 3.000. 3.000 lira. Evet. Eviniz yeni mi eski mi? Eski. 30 yıllık bina. O da 1700'dü. Geçen ay 3.000 oldu. Peki ara zam talebiniz olur mu asgari ücrete? Tekrardan bir zam gelsin. Vallahi duruma göre olur herhalde yani. Peki, duruma göre. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Ekonomi soruyoruz efendim. Ekonomi evet mi? Alışveriş de yapılmış galiba. Nasıl? Kart da yaptık. Ekonomi gerçekten şu an kötü ya. Yani alım gücü gerçekten çok düşük. Evet asgari ücret 8500 TL oldu ama 8500 TL ile neler alabileceğimize bakmamız gerekiyor. Arabamızı yani kaça fullleyebiliyoruz? Kaç kere fullleyebiliyoruz? Atıyorum bir marketten kaç kere alışveriş yapabiliyoruz? Bunları hesaplamamız gerekiyor. Tabii ki de hani bugünlerimize çok şükür. Ama şükür etmekle de karın doymuyor maalesef ki bazı çalışmalar yapmamız gerekiyor. Evet biraz tembel bir topluluğumuz var ama tembel
topluluktan ziyade genç kesimimizde yüksek bir kesim. Ama bunun içinde bir çalışmalar yapılabilir mi? Devlet büyükleri tabii ki de bunun öngörüsünü alıp çalışmalar yapıyordur. Daha da iyi yapılabilir. Ama tabii ki de muhalif olmak veya hükümet yanlısı olmaktan ziyade gerçekten ekonomiyi nasıl düzeltebiliriz'e bakmamız gerekiyor. Bunun için de umarım gerekli yetkililer gerekli çalışmaları yapıyordur ya da sokaklara inip sizler gibi ya da halkın içine karışıp gerçekten bu yapılan asgari ücret zamları, gerçekten verilen maaşlar, alım güçleri iyi mi kötü mü? Evet, kıyaslama yapılıyor. Yok Almanya bizi kıskanıyor, Amerika kıskanıyor falan ama Almanya falanın kıskandığı yok, onu da söyleyeyim de. Yani garip bir sistem ilerliyor ama şimdi bir tane dayı gelecek şimdi diyecek telefonunu çıkar. Anladın mı? Bizi krize sokacak. Bakalım teyze diyecek şimdi. Telefon teyze de iPhone kullanıyor. Peki efendim mont almışsınız. Ne kadar verdiniz? Montu 600 lira verdim. 600 lira. Vallahi bankalar kredi çıkartıyormuş. Mont kredisi. Şimdi size tepki gelir ama. Ekonomi kötü diyorsun 600 lira monta vermişsin. Belki mesleğim gereği evet. Ben diğer hani ortalamaya göre biraz daha yüksek kazanıyorum mesleğim gereği. Ama ben şükür alabildim. Ama benim gibi olmayıp da alamayan yüzlerce, milyonlarca insan var. Ki ülkemizde, günümüz Türkiye'sinde geçenlerde Bursa'da açlıktan ölen bebekler var. Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da ayakkabısı olmadığı için okula gidemeyen çocuklar var. O yüzden bunları da göze almak gerekiyor. Sadece Hindistan gibi kas sistemi, sadece %5'lik kesim, aa çok iyi, alışverişler dolu, işte atıyorum lokantalar dolu deyip de %95'lik kesimi görmemek çok kötü bir şey olur. Doğru söylüyorsun. Peki asgari ücret ne kadar olsa yeterli olurdu sizce? 10 bin. 10 bin lira. 1,5 bin lira sizce yeter mi? Yani yine yetmez ama en azından çarkı biraz daha döndürebilirdi. Daha çünkü bizim de çalışan personellerimiz var. Ben de bir yöneticiyim, iş yeri yöneticisiyiz. Ama dediğimiz gibi yani 10 bin gerçekten tam idealidir. Yani evet, çok aman aman götürmez, her alım gücünü yükseltmez ama en azından böyle bir şey yapar yani. Bir çarkı döndürebilir. Birazcık daha insanları rahatlatılabilir. Belki önümüzdeki süreçlerde yapılabilir, yapılamaz bilemiyorum ama 8500 kesinlikle yetersiz. Evet. Şimdi bir personelleriniz var, asgari ücrette çalışanlar vardır illa ki. İşverene bu nasıl yansıdı sizce? Yani işverenin işine geldi. Asgari ücrete zam geldi mi? Tabii ki de işverenin işine geldi. Şimdi adam atıyorum %54 diye bir küsur attı diye bir tahmin ediyorum ki zam oldu. 5500'den işte 8500'e. Şimdi 8500 demek biz işverenler için iyi bir sebep. Çünkü biz devlet desteği ödenekleri de alındığı için sigorta gelirlerinden SGK kurumlarında. Aa tamam dedik hani 8500 çok zıplamadı, bu bizim işimize yaradı diyebildik. Birçok firma, büyük şirketler. Ama tabii ki de küçük firmalar, atıyorum ki esnaf lokantaları, küçük mağazalar bir anda 3 milyar zam yapması ona koyar. Çünkü bir personel 3 milyar zam yapması demek o adamın bir ay boyunca 3 milyar daha fazla kazanç sağlaması gerekiyor. O yüzden hani bazı küçük esnaf için kötü, büyük esnaf için iyi oldu. Alım gücü dediniz, dikkatimi çekti. Alım gücünün önemi ne sizce? İnsanlar diyorlar ki arabalar var, her şey iyi diyor. Şimdi alım gücünün önemi şöyle bir şey. Şimdi baktığınız zaman yolda en kötü ihtimal ki bulunduğumuz şu mühitte bile birçok kişiye bakıyorum, öğrenciye yani 18 yaşından 45-50 yaşına kadar baktığın zaman adam mağazaya giriyor, bakıyor etikete çıkıyor. Alım gücü olsaydı direkt abi sıkıntı yok, maaşım buna yeterli, bu ayki bütçem bunu almaya yeterli deyip hemen alabilirdi. Evet, çok böyle isim vermeden söyleyeyim, çok yüklü miktarda mağaza marka etiketler var. Tabii ki de bundan bahsediyorum ama ortalamayı bile alamıyorsak, ortalama bir mağazayı bile etikete bakıp alamıyorsak biraz sıkıntı var demektir. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Ekonomiyi soruyoruz. Demek memnun musunuz? Ya, biraz fazla yapsın. 10 bin lira yapsın. Ekonomiyi soruyoruz. Ekonomiyi kurtarmanın yolu, şimdi iki tip ekonomi var. İki tip. Bir boş tencere ekonomisi, iki ülkenin ekonomisi. 8500 liraya girelim mi hemen? 7000 lira kira, 4000 lira harcıyordu. Şimdi zamlar gelecek. 6000 lira en azından aldım. Bak dikkat, açlık şey 7800 liraydı değil mi? Şimdi daha yükseldi. Ama ben merhametli bir adam olduğum için daha aşağıdan aldım. 6000 lira, 7000 lira da kira. 13 bin lira. Mevsim iyi gidiyor. Aşağı yukarı doğalgaz, elektrik diyor şu 1,5-2 bin lira da öyle koyalım. Ne yaptı? Ne yaptı? Değil mi? 13-15 bin liraya geldi. Asgari ücret 8500 lira. Nasıl olacak? Ne kadar olmalıydı sizce? Bu şartlarda ne kadar yaparsan yap kurtaramazsın. Ne yapmak lazım? 10 bin lira. O teknoloji. Teknoloji üreteceksin. Kalın kabuk bu teknolojiyle bir yere gidemezsin. Türkiye'nin teknolojisi kalın kabuk. Nedir o? İnşaat, inşaat malzemeleri. Hemen inşaatın başladığı yerde dönerci, pideci, kebapçı, lahmacuncu, ekmek arası, çiğ köfteci. Ondan sonra da diyor ki de şirket kuruldu. Ya dediğin şirket ekmek arası, çiğ köfteci. Ortalık lahmacuncu, pideci dolu. İşte bu ekonomi bu. Bundan kurtaramazsın. Yani Asya nasıl kurtulur? Asya kurtulmaz. Yani Asya
bu çocuğu doğuracak ve bu çocuk ölü doğuyor üstelik de. Onun için şimdi yani şu yeni bir teknoloji bulman lazım. 5.0 dünya 4.0'ı bitirdi. 5.0'a geçiş yapıyor. Nedir o? 1. Mikroteknoloji. 2. Fine teknoloji. 3. Prezisyon teknoloji. Aslında ithalat arttırmak, gelişmek lazım diyorsun. Teknoloji. Bak dünyada çip krizi var değil mi? Amerika 40 milyar dolar yatırım yapıyor. Dedi ki gelecekte çok daha büyük krizler olacak. Buyur abi çip krizi var. Yap. Yok. Niye yapamıyorsun? Mikroteknolojin yok. Peki dünyada 300 milyar dolar pazar payı olan bilgisayar hard diski. Yapabiliyor musun? 300 milyar dolar. 1 dolar pay alamıyorsun. Peki yine mikroteknolojiden bilgisayar RAM'i yapabiliyor musun? 100 milyar dolar. Buyur yap ve al parayı kazan. Kurtar şu tencereyi. Anlatabiliyor muyum? Fakat çok geç oldu. Türkiye için bu durumu kurtarmak çok geç oldu. 2008'de bunu kurtarabilirdi. O zaman asgari ücret 1000 liraydı, 1200 liraydı. Diyecekti ki asgari ücretten yetinemeyen, geçinemeyenler olursa üstünü devlet ödeyecek. Söyleyeceksiniz ev kiranız, giderleriniz neyse üstünü biz ödeyeceğiz. 200 lirayla halledeceği bir meseleydi. Öyle kalabilirdi %4'te ve vermemesi, %4'ten fazla asgari ücrete zam yapmaması gerekiyordu. Şimdi kaç yapıldı? %8.500 lira oldu. 8.500'ü kurtaramazsın. İmkanı yok. Üstünü ben veriyorum desen 6.000 lira vermen lazım. Ama o zaman 200 lira verecektin. Boş tencere Süleyman Demirel söyledi. İktidarı devirir dedi. Biliyor musun? Onun için lafla olmuyor bu iş. Yani bu kadar. Yani böyle. Çok teşekkür ederim. Anlatacağım. Var. Ekonomiyi soruyoruz. Ekonomiden memnun musunuz? Vallahi biz yurt dışında kalıyoruz. Türkiye'de fiyatlar nasıl? Bize göre vallahi biraz bize göre iyi. Evet, evet. Ama zor buradaki evet. Yaşayanlar için. Annem falan burada yaşıyor. Onlar öyle. Emekliler mi? Emekli, evet. Ne kadar alıyorlar? Nasıl geçinebiliyorlar? Vallahi bilmiyorum tam olarak. Yani zor galiba biraz. Mesela kaç yıldır yurt dışında yaşıyorsun? Ben vallahi 30 senedir ha. 30 senedir mesela pandemiden önce gelmiş miydiniz? Ankara'ya geldim. İstanbul'a bayağı oluyor gelmeyeli. Kaç yıl önceydi? 8-10 sene oluyor. 10 sene. 8-10 sene önceyle şimdiki İstanbul desem. Çok değişmiş. Fiyatlar mı? Ya her şey. Evet. Çok teşekkür ederim. Oldu. Hadi, iyi günler. Ekonomiden memnun musun? Ekonomisi tek zam geldi yine. Her şey zam. Ya gelir yani asgari ücret arttı ama yine zam geliyor. Mesela o para eriyor yani. Memnun değil misiniz o zaman? Valla şu anda çok memnun da değilim, hiç memnun da değilim, orta. Peki geçinebiliyor musun? Ben evli değilim, ben ihtiyacım yok, geçiniyorum ben. Ama herkes tabii geçinemiyor, ev kirası veriyorsa çok zor. Yani. Peki tekrar asgari ücrete bir zam gelmesi gerekiyor mu sizce? 8.5'tan daha yukarıda olması gerekiyor mu? Önüm yazın herhalde bu hafta 10 bin olur diye tahmin ediyorum. 10 bin lira işte ne yapacaksın yani sırf o değil yani çok emekliler var bilmem ne hükümet çok yardım ediyor destek veriyor yani. Destek veriyor hükümet. Tabii herkese destek veriyor yani. Bu paralar nereden geliyor nereye gidiyor yani. Destek alıyor musunuz? Ben almıyorum benim ihtiyacım yok. Ama elektrik şey alıyoruz herhalde ben kardeşimle kaldım. Elektrik, su, doğalgaz destek var ya. O da dar gelirlere. Bizim ihtiyacımız yok. Evet. Dar gelir. Mesela insanlar diyor ki 15 gün yakıyoruz 600 lira para geliyor diyorlar. Doğalgaz faturası. Onların da fiyatı arttı diyorlar. Zamlandı diyorlar. Ama dün yine televizyonda izledim. Doğalgaza zam yok dedi de. Doğalgaza, elektriğe zam yok dedi yani. Yarınlar kime inanacağız yani? Hangi kanalları izliyorsunuz? Haber kanalı A Haber, TRT Haber, ATV, Kanal D, Show. Peki böyle Halk TV, Tele 1? Yok, Halk TV'ye bakmıyorum. Onlara bakmıyorsun. Yok, inanmıyorum çünkü. Çok teşekkür ederim. Şey değil. Çok sağ ol. Ben Atatürkçüyüm. Bu Diyanet, iktidar, şu, bu. Atatürk'e hakaret ediyorlar, Atatürk'ü saymıyorlar. Sonra bugün gidip İmamoğlu'na, bunlar saçmalık. Biz aslında ekonomiyi soruyoruz efendim. Ekonomiden memnun musunuz diye soruyoruz vatandaşlara. Siz neler söylemek istersiniz? Ben 1956 İstanbul Sultanahmet Ticaret Lisesi mezunuyum. Ondan sonra da İktisadi Ticari İlimler Akademisi olan sonradan okuldan geç mezunum. Ama hayatım zaten muhasebeyle şundan bununla geçti. Gördüğünüz tablo nedir efendim? Türkiye'nin ekonomik durumu Kılıçdaroğlu iktidara gelecek ve bu işler bitecek. Bıçak gibi kesilecek. Tek seçimi bekliyoruz. O kadar. Hmm.
Çünkü bizim milletimiz, affedersiniz, şeyimiz, kadınlarımız, suyumuz, buyumuz pahalılık diyorlar. Pahalılık diyor ki bu. Enflasyon ve faiz. Faiz hiçbir zaman şeyden, dinle ilgili değil. Bunlar Sultanahmet'te Hacı Küçük Camii vardır. Oranın manifaturacıları, şunları bunları bakarsanız zaten Türkiye'nin manifaturacıları. Zamanında biz zekat şey veriyor, fitre veriyoruz. Onun için faturasız işlem yapanlar. Peki siz emeklisiniz zannediyorum. Geçinebiliyor musunuz? Emekli maaşı alıyor musunuz? Ben mali olarak sıkıntıda değilim. Şimdi sadece yalnız yaşıyorum. Eşimi kaybettim. O da başınız benden 12 yaş büyüktü. 93 yaşında gitti dürüşüm. Adı neydi? Dürdane. Ha, dürüşüm diyorsunuz. Dürüşüm o benim. Başınız teşekkür sağ ederim. Ben teşekkür ediyorum. Ekonomiden memnun musunuz diye ekonomiden soruyorum. Ekonomiden memnun değiliz. Yani geçim zordur gerçekten. Yani gördüğümüz gibi her şey fiyatlar pahalı. Yani sesleniyoruz halklara. Asgari ücret 8,5 bin lira oldu. Evet. Geçinebiliyor musunuz? 8,5 oldu da yani millet geçinemiyor. Daha doğrusu 9 bin ya da 10 bin olsaydı belki iyi kötü idare ederdi de. Yani her türlü en az da ben bir defa da CİMER'e de başvurdum. Hani yardım için şey için bir cevap alamadım. Yardım için başvurdum. Evet. Hem eğitim okulu için hem de maddi manevi yardım için yani maddi için, maddi yardım için ben daha önce de başvurdum bilmiyorum. Dedi ki geldi ama daha önce sorduğumda hiçbir şey benim için gelmedi. Yani buradan Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz. Hani gençlerden yardım etseniz hani Büyükşehir Belediyesi Ekrem Bey'e de Allah razı olsun. Hepimizde, devletimizde de razı olsun tabii ki de. Hani, İstanbul'a yeni mi geldiniz? 3 yıldır buradayım. Şanlıurfa, ben Şanlıurfalıyım daha doğrusu. Hoş bulduk. Şanlıurfa'dan buraya gelince nasıl fiyatlar? Nasıl fiyatlar? Fiyatlar gördüğünüz gibi biraz kötü tabii ki de. Millet memnun değil ama yani inşallah daha iyi olur diye düşünüyorum. Hani burada da Türkiye'mize sahip çıkalım tabii ki de. Yani her türlü devletimize, şeyimizde Allah razı olsun yine de yardımcı oluyorlar. Bu zam konusunda da biraz tabii millet belki şeydir, şikayet edebiliyorlar. Tabii normal bir şey. Halklara da sesleniyoruz daha doğrusu. Yani inşallah düzelir diye düşünüyorum. Peki sizce asgari ücret ne kadar olmalı minimum? 10-15 bin olursa belki yani milleti kurtarabilir diye düşünüyorum. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ekonomiden memnun musunuz? Hayır. Neden? Çünkü her şey pahalı. Çok pahalı. Nasıl geçinebiliyorsunuz? 10 seneden beri işsizim. 10 seneden beri işsizsiniz. Evet. Babam yardımcı oluyor. Yani ev kiraları var. Ondan geçiniyorum. Ha, evleriniz var. Evlerden kira geliyor. Evet. Evet. Peki başvurduğunuz zaman yani acaba niye geri dönüş olmuyor? 10 yıldır eminim ki birçok başvuru yapmışsınız. Tabii ki evet. Her yere başvurdum. Yani geri dönen nadir. Yani geri dönen nadir. Birçok iş yani internetteki iş bulma kurumlarına başvuruyorum ama geri dönen çok nadir. Peki nasıl geçiniyorsunuz? Yani o kiralar yardımcı oluyor mu? Gerçi kira fiyatları da arttı ama. Artıyor mu? Yani o kiralarından yani gelirinden dolayı bir de bana da yardımcı oluyor. Çok şükür geçiniyorum. Ama ekonomi durumu ne olacak? Çok memnun olmayan vatandaşlarımız da var. Memnun olanlar da var. Sizin görüşünüz nedir? Ülke batık durumda. Yani ülke batık durumda. Zaten söyleyecek bir şey yok. Peki asgari ücret 8500 oldu efendim. İyi mi siz? Hayır. Ne kadar olmalıydı? En azından 10.000 TL olması gerekir. 10.000 TL. 2.000 TL kurtarır mı efendim? Yani tam 2.000 TL kurtarmaz. Ama asgari ücreti zam yaparsan piyasadaki, ekonomideki, marketlerdeki, raflardaki ürünler de zam yapılıyor. Hı. Esasında o asgari ücreti zam yapıldıktan sonra diğer kalemle girdileri zam yapılmaması gerekir. Aslında yani diyorsunuz ki asgari ücret düşük de olsun ama fiyatlar da düşsün. Düşmesi gerekir. Yani bu devlet özellikle bunu şey yapıyor. Yani mesela Tekirdağ'da, yani aslında Tekirdağ'dayım, bir tanıdığım Tekirdağ'da Bedestan var. Kiraların orada onun kiraları 1,5 TL. Esnaf tanıdığım var, 1,5 TL. Şimdi devlet onun kirasını 6.000 TL'ye çıkartmış. Orası Bedestan'ın Sayın Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün orası. Kirasını 6.000 TL'ye çıkartmış ve o esnaf tanıdığım kara kara düşünüyor. Ne yapacağım? Ne yapacağım diyor. Çok teşekkür ederim. Önemli değil. Ekonomiyi soruyorum. Memnun muyuz? Ekonomiden pek memnun değiliz. Neden? Yani alabiliyor musunuz kıyafet? Markette bir şeyler alabiliyor musunuz? Ya şimdi benim şeyim olmadığı için çok fazla, yani giderim olmadığı için sıkıntı yaşamıyorum ama pek iyi değil yani. İyi değil. Arkadaşınız şu. Hiçbir şeyim yok yani. Ne yapıyorsun sen? Ya Silivri soğuk. Asgari ücretle mi çalışıyorsunuz? Ya şu an çalışmıyorum. Şu an çalışmıyorum. Askere gideceğim. Askere gideceksiniz. Aynen. Şimdiden hayırlı tezkereler dileyelim. Peki yeterli oldu mu 8500 lira?
Yani yeterli olsa ne olacak öncelikle? Zaten her gün tekrardan şeyler değişecek. Zam mı geliyor? Etiketler. Etiketler şimdiden değişmeye başlamış bile duyduğuma göre. Evet. Sosyal medyadan. Yani. Fiyatların mı düzelmesi lazım? Ya bilmiyorum neyin düzelmesi lazım ama şu an böyle gitmiyor. Yani. Peki, çok teşekkür ederim. Rica ederim.